Psikologlara göre gençler çoğunlukla 3 nedenden dolayı suç işlerler. Kendilerini gösterme ve akranları arasında otorite kazanma arzusu, alkol bağımlılığı veya yasa dışı uyuşturucu bağımlılığı ama en önemlisi cezasızlık duygusu. En ciddi suçlarda bile reşit olmayanlar, yaşlarının küçüklüğü göz önünde bulundurulduğu için genellikle en az cezayı alırlar. Bugünkü hikayemizde bu cezasızlık duygusuna kapılan ve yaptıklarından hiçbir pişmanlık duymayan bir caniyi ele alıyoruz. Videoya geçmeden önce ne yazık ki bunun hatırlatmasını yapmak zorundayım. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Mackenzie Shirilla, Ağustos 2004'te Ohio'nun sakin kasabası Strongsville'de doğdu ve ailenin üçüncü çocuğuydu. Ebeveynleri Jean ve Natalie, çocuklarını sevgi ve özenle yetiştirmeye, onlara iyi bir eğitim vermeye ve tüm çabalarını teşvik etmeye çalıştılar. En küçük kızları ailenin gözdesiydi. Çocukluğunda yaptığı pek çok kötü sonuçlu şakası affedilmiş ve ciddi kabahatler bile çoğu zaman yanına kar kalmıştır. Mackenzie, kaprisli, talepkar ve bencil bir kız olarak büyüdü. Ebeveynlerinin her zaman onun istediğini yapmasına alışkındı ve ne yaparsa yapsın kendi dokunulmazlığına güveniyordu. Kızın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, çocukluğunda oldukça iyi ve açık bir çocuk olduğunu, ancak yaşla birlikte karakterinin ve davranışlarının bozulmaya başladığını belirtmişlerdir. Kız gerçek öfke nöbetleri geçiriyor, bir şeyler ters gittiğinde kolayca öfkeleniyor, küstahça ve sabırsızca davranıyor, küfrediyor ve hatta kavga edebiliyordu. Mackenzie, kendi fikri dışında kimsenin fikrini dikkate almıyordu. Sözü her zaman son söz olmalıydı ve kendi çıkarlarını her şeyin üstesinde tutuyordu. Ergenlik çağında kızın karakteri dayanılmaz bir hal aldı. Ancak ebeveynleri bunda korkunç bir şey görmedi. Kızlarının bir geçiş dönemi yaşadığına ve ona anlayış ve sabırla davranılması gerektiğine inandılar. Mackenzie lisedeyken alkol bağımlısıydı ve bazen yasa dışı maddelerle de uğraşıyordu. Ama bu yanına kar kalıyordu. Kızın eylemleri çoğu zaman pervasızdı ve sadece kendisi için değil, etrafındaki insanlar için de doğrudan bir tehdit oluşturuyordu. Ebeveynler yine de bariz sorunu fark etmiyor ya da fark etmek istemiyordu. Yaşıtlarının çoğu gibi Mackenzie de sosyal medyanın büyük bir hayranıydı ve akıllı telefonunu elinden hiç bırakmıyordu. Hesabında sık sık sigara ya da alkol içerken çekilmiş kışkırtıcı fotoğraflar paylaşıyor ve bunlara aynı derecede kışkırtıcı yorumlar yapıyordu. Mackenzie'nin arkadaşları da tıpkı onun gibiydi. Birlikte vandalizm yaptılar, katliamlar, kavgalar düzenlediler. Bazen hırsızlık yaptılar ve birkaç kez polisin dikkatini çektiler. Ancak gençlere sadece uyarılar ve kendi dokunulmazlıklarına olan inançlarını güçlendiren eğitici konuşmalar yapıldı. Dominic Rosso adlı genç adam da Strongsville'in yerlilerindendi. Eylül 2001'de doğan Rosso, Frank ve Christine çiftinin 7 çocuğundan 4.'süydü. Çocuk her zaman çok yakın olduğu 3 erkek ve 3 kız kardeşle birlikte büyüdü. Rosso okulda iyi bir öğrenciydi. Çocukluk yıllarından itibaren aktif olarak spor yaptı ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalıştı. Geniş bir ailede büyümüş olmasına rağmen ne kendisi ne de kardeşlerinden hiçbiri ebeveyn sevgisinden, ilgisinden ve bakımından mahrum kalmamıştır. Genç adam parlak ve oldukça çekici bir görünüme sahipti. Düzgün ve farklıydı. Bu yüzden genç yaştan itibaren çok sayıda hayranı vardı. Bununla birlikte kendisi ciddi ve umut verici ilişkileri vurgulayarak geçici aşklardan kaçınmaya çalıştı. Liseden mezun olduktan sonra Rosso, yerel bir üniversitede öğrenci oldu ve sahne sanatları bölümünü seçti. Hayatını müzikle birleştirmeyi ve bir gün ünlü bir müzik yapımcısı olmayı hayal ediyordu. Aynı zamanda spor yapmaya devam etti ve üniversitedeki en iyi öğrencilerden biri olarak kabul edildi. Mackenzie, mezuniyet sınıfında okurken İlk kez o dönemde Rosso ile bir araya geldi. Bu karşılaşma, ortak arkadaşlarının şirketindeki partilerden birinde oldu ve bu tesadüfi karşılaşma her ikisi için de ölümcül oldu.
Gençler birbirinin tam zıttıydı ve zıtların birbirini çektiği söylenir. Müzik konusunda bilgili, yakışıklı, kıvırcık saçlı genç bir adam Mackenzie'nin hemen dikkatini çekti. Genelde sosyalleştiği erkeklerden tamamen farklıydı. Eğitimli, iyi huylu, ilginç ve her konuda kolayca sohbet edebilen biriydi. Mackenzie'nin kendisi de çarpıcı bir görünüme ve ince bir vücuda sahipti. İyi giyiniyordu ve doğru izlenimi nasıl yaratacağını biliyordu. Hoşlandığı erkeğin dikkatini çekmek için tüm cazibesini ortaya koydu ve istediğini oldukça hızlı bir şekilde elde etmeyi başardı. 2021 sonbaharında ikili çıkmaya başladı ve neredeyse hemen birbirlerinin ebeveynleriyle tanıştılar. Mackenzie'nin arkadaşları ve aile üyeleri Mackenzie'nin hayatında ilk kez gerçekten aşık olduğundan emindi ve seçtiği kişiyle olan ilişkisinin karakterini ve davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğini içtenlikle umuyorlardı. O zaman kimse bu gençlik aşkını hangi trajediden dolayı sona ereceğini tahmin bile edemezdi. Çift her yerde birlikte görünmeye, el ele tutuşmaya ve birbirlerine karşı olan hassas duygularını açıkça göstermeye başladı. Çok geçmeden tüm küçük kasaba bu ilişkiden haberdar oldu. Mackenzie'yi iyi tanıyanlar erkek arkadaşı için içtenlikle üzülüyor ama çoğu onlar adına seviniyordu. Kısa süre sonra Rosso, kız arkadaşının davranışlarındaki tuhaflıkları, meydan okuyan maskaralıklarını ve etrafındaki herkese sadece kendi istediklerini yaptırma arzusunu fark etmeye başladı. İlk başlarda bunun üzerinde çok fazla durmadı. Her şeyi genç yaşına ve dikkat çekme arzusuna bağladı. Gençler birlikte gelecekleri için planlar yaptılar ve hatta Mackenzie 18 yaşına girer girmez evlenmeyi bile planladılar. Ayrıca doğdukları taşra kasabasını terk etmeyi ve birlikte büyük bir metropolü, ideal olarak New York'a taşınmayı planladılar. Rosso, orada müzik endüstrisinde parlak bir kariyer inşa etmek ve yeteneğini tamamen ortaya çıkarmak için pek çok fırsat yakalayacaktı. Ancak zaman geçtikçe Mackenzie'nin davranışları giderek daha endişe verici hale geldi. Ve hatta bazen bu davranışlar Rosso'yu korkutmaya başlamıştı. Erkek arkadaşından sadece kendi istediklerini yapmasını istiyordu. Ve eğer erkek arkadaşı onunla aynı fikirde değilse skandallar yaratıyor, öfke nöbetleri geçiriyor ve küçük kaprisli bir çocuk gibi davranıyordu. Rosso ilk başta her şeyi bir şakaya çevirmeye çalıştı. Ama kısa süre sonra onun seçtiği kişinin gerçek yüzü olduğunu anladı. Halkın içinde hala dayanmaya çalışıyordu. Ancak erkek arkadaşıyla yalnız kaldığında tüm duygularını ona kusuyor ve hatta bazen yumruklarıyla ona saldırıyordu. Mackenzie'nin davranışları giderek daha agresif bir hal aldı ve bir noktada genç adam artık canına tak ettiğine karar verdi. Ona ilişkiye bir ara vermesini ve duygularını çözmesini önerdi. Ancak bunu duyan Mackenzie, ortak arkadaşlarının önünde halka açık bir hesaplaşma yaşadı. Rosso'ya bağırdı, onu terk ederse öldüreceği tehdidinde bulundu. Evini yakmakla ve arabasını mahvetmekle tehdit etti. Rosso bu söylemlerden sonra bu zehirli ilişkiyi bitirerek doğru şeyi yaptığından daha da emin oldu. Mackenzie'nin erkek arkadaşının gitmesine izin vermeye hiç niyeti yoktu ve ilk başta hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Onu aramaya devam etti. Onu çeşitli partilere ve diğer etkinliklere çağırdı. Ayrıca birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı ve onlara aşk ilanları içeren mesajlarla eşlik etti. Rosso, ona aralarındaki her şeyin bittiğini kesin bir dille söylediğinde, kelimenin tam anlamıyla öfke ve hiddetten deliye döndü. Mackenzie neredeyse her gün evine gidiyor ve penceresinin altından her türlü hakareti ve tehdidi haykırıyordu. Onu farklı numaralardan aramış, hele sekreterine mesaj bırakmış, sosyal medyadan yazmış ve e-posta göndermişti. Mackenzie daha sonra aşk yemini etti ve her şeye yeniden başlamayı teklif etti. Ardından tekrar hakaret ve tehditlere başladı. Rosso'nun kafası karışmıştı. Böyle bir davranışa nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Çünkü daha önce böyle bir davranışla hiç karşılaşmamıştı. Konuşmayı denedi. Eski sevgilisini görmezden gelmeye çalıştı. Ve hatta birkaç kez onun tehditkar öfke nöbetlerini telefonuna kaydetti. Öyle bir noktaya geldi ki Mackenzie eski sevgilisini sokakta ya da halka açık başka bir yerde gördüğünde yoldan geçenlerin önünde ona bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Rosso'nun hayatını gerçek bir kabusa çevirdi.
Ama Rosso yine de bu davranışların kısa süreceğini ve onu yalnız bırakıp başka birine aşık olacağını umuyordu. Bir gün herkesin önünde Mackenzie, Rosso'yu öldürmenin onun gitmesine izin vermekten daha kolay olduğunu söyledi. Mackenzie, Rosso'nun kendisine geri dönmemesi halinde kimsenin ona sahip olamayacağını ve kendisinin bu işi halledeceğini söyledi. Çevresindekiler Mackenzie'nin şaka yapmadığını fark etse de genç adam bu sözleri ciddiye almadı. Mackenzie'nin ağzından en sık çıkan tehditler arasında Rosso'ya arabayla çarpıp üzerinden geçme, onu arabaya bindirip uçurumdan aşağı sürme veya üzerlerine gelen bir trenin önünde demir yolunda durma vaatleri vardı. Her seçenek kulağa korkunç geliyordu ve Mackenzie sanki hepsini uzun zaman önce planlamış ve sadece doğru anı bekliyormuş gibi her birini ayrıntılı olarak anlattı. Mackenzie, tehdit ve hakaretlerin Rosso'yu geri kazanmasına yardımcı olmayacağını, sadece onu uzaklaştıracağını fark ettiğinde taktiklerini değiştirmeye karar verdi. Mackenzie yeniden tatlı ve çekici olmaya başladı. Eski erkek arkadaşına baskı yapmayı ve onu taciz etmeyi bıraktı ve bunun yerine hatalarını fark etmiş ve daha iyisi için değişmek istiyormuş gibi davranarak elinden geleni yaptı. Yaklaşan üniversite kayıtlarından bahsetti. Bir üniversite seçmesine yardım etmesini istedi ve ayrıca akıllandığını ve en önemlisi artık final sınavları hakkında endişelendiğini iddia etti. Bu değişiklikler Rosso'yu hoş bir şekilde şaşırttı. Her şeye rağmen eski kız arkadaşına karşı hala hassas duygular besliyordu ve nezaketen ona üniversite kaydında yardımcı olmaya karar verdi. Bu nedenle tekrar birbirlerini görmeye ve iletişim kurmaya başladılar ve yavaş yavaş çift tekrar yakınlaştı. Rosso, Mackenzie'yi randevulara davet etmeye başladı ve tüm boş zamanlarını onunla geçirmeye çalıştı ve onun değiştiğine, olgunlaştığına, daha ciddi ve sorumluluk sahibi olduğuna inandı. Ona tekrar nasıl aşık olduğunu fark etmedi ve tüm yaşananlar geçmişte bir yerde kaldı. Ancak bu kez gençler yeniden bir araya geldiklerini tüm arkadaşlarına ve tanıdıklarına duyurmak için acele etmiyorlardı. Buluşmaları daha çok başkalarının yakın ilgisinden kaçınarak sadece birbirlerinin arkadaşlığından keyif aldıkları gizli randevular gibiydi. Rosso'nun öz kardeşi Angelo olanları öğrendiğinde bundan iyi bir şey çıkmayacağını söyledi. Ama aşık genç adam onun sözlerine kulak asmadı. Rosso kız arkadaşıyla yeniden bir araya gelmenin ve onda meydana geldiğini düşündüğü değişikliklerin safça sevincini yaşarken Mackenzie genç adama karşı korkunç bir plan hazırlıyordu. Korkunç bir araba kazası fikri onu öylesine büyülemişti ki bu senaryoyu ayrıntılı bir şekilde tasarlamaya başladı. Boş zamanlarında planını gerçekleştirmek için uygun bir yer seçerek saatlerce şehirde dolaştı. Ancak yakınlarda yüksek ve sarp kayalıklar yoktu ve tren beklerken raylara çıkmak ona güvenilmez bir fikir gibi görünüyordu. Bir gün Mackenzie arabasını yakındaki bir sanayi bölgesine sürdü. Yol üzerinde hiçbir kameranın olmadığı ve bölgede çok az arabanın bulunduğu oldukça tenha bir yerdi. Mackenzie'nin dikkatini büyük bir tuğla duvar çekti ve hastalıklı hayal gücüyle korkunç bir plan yaptı. Mümkün olan en yüksek hıza çıkıp duvara çarparsa, bunun bir uçurumdan düşmekle aynı gösterişte olacağına karar verdi. Bu arada Mackenzie'nin yaptığı planda sevgilisiyle birlikte ölmeyi planladığını, böylece hikayelerinin şehrin tüm sakinleri tarafından hatırlanacağını düşündüğünü belirtmek gerekir. En yakın arkadaşına bile bundan bahsetmiş ama arkadaşı onun niyetinin ciddiyetine inanmamıştı. Çünkü Mackenzie daha önce de bu tür uçuk düşüncelerini arkadaşıyla paylaşmış ancak her şey boş konuşmalarla sınırlı kalmıştı. Temmuz 2022'nin sonunda reşit olmasına sadece bir hafta kala Mackenzie, Rosso'ya ortak arkadaşları tarafından düzenlenen bir partiye gitmelerini önerdi. Eğlenmek, gevşemek ve tekrar bir araya geldiklerini ve birbirlerini çok sevdiklerini herkese göstermek için iyi bir fırsat olacaktı. Genç adam hemen kabul etti. Mackenzie tarafından hala tehdit edildiğini hissetmiyordu ve onun duygularının ve niyetinin samimiyetine inanıyordu. Etkinlik 30 Temmuz Cumartesi günü için planlanmıştı. Rosso ve Mackenzie partinin ortasında el ele tutuşarak göründüler ve bu durum orada bulunanların hemen dikkatini çekti. Mutlu görünüyorlar, gülümsüyorlar ve birbirlerine karşı sevgi dolu duygularını açıkça gösteriyorlardı. Arkadaşları yeniden bir araya gelmelerinden içtenlikle memnun oldular
ve çok güzel ve uyumlu bir çift olduklarını belirttiler. Bütün akşam ve bütün gece gençler eğlendi. Ancak kimse bu partinin nasıl korkunç bir trajediyle sona ereceğini tahmin bile edemedi. Çift etkinlikteki diğer herkes gibi biraz içti. Ancak Mackenzie herkesten gizlice, tabiri caizse cesaret için ve fikrini değiştirmemek için bir doz yasa dışı madde aldı. Sabah olduğunda Rosso ve Mackenzie herkesle vedalaşıp arabaya yöneldi. Ancak o sırada Rosso'nun bir arkadaşı olan Devian Flanagan onları takip etti ve kendisini eve bırakmalarını istedi. Mackenzie kendi planları olduğunu söyleyerek itiraz etmeye çalıştı. Ama Rosso arkadaşını götürmekte bir sorun görmedi. Kavga etmek, şüphe uyandırmak ya da planları değiştirmek istemeyen Mackenzie, Devian'ın da ölüm fermanını imzalayarak onu eve bırakmayı kabul etti. Ve sevgilisinin itirazlarına rağmen Mackenzie arabanın direksiyonuna geçti. Erkek arkadaşı yolcu koltuğunda onun yanında, arkadaşı Devian da arkasında oturuyordu. Araba çalıştı ve yavaşça parti mekanından uzaklaşarak son yolculuğuna çıktı. Ana caddede Mackenzie hız sınırına uyarak ve dikkatleri üzerine çekmemeye çalışarak sessizce ilerledi. Bir kırmızı ışıkta yol boş olmasına rağmen durdu. Yolcular uyuklarken Mackenzie bir kez daha planını düşündü. Daha sonra kazada ölmek istediğini iddia etti. Ancak fail açıkça yalan söylüyordu. Çünkü emniyet kemerini bağlamıştı. Yolcular ise kemerlerini takmamıştı. Işık yeşile döndüğünde hızla hızını arttırarak uzaklaştı. Ve ardından bir sanayi bölgesine giden zayıf, aydınlatılmış bir yan yola keskin bir dönüş yaptı. Belli ki adamlar ne olup bittiğini hemen fark etmemişlerdi. Sanki şeytan sürücüyü ele geçirmiş gibiydi. Araba son sürat hızlandı. Ancak Mackenzie gaz pedalını sertçe basmaya devam etti ve arabayı boş bir tuğla duvara doğru yönlendirdi. Pazar sabahı erken saatlerde sanayi bölgesinde kimse olmadığı için kazayı gören ya da yardıma koşan olmadı. Kaza mahallinden çok uzakta olmayan Kenan mahallelerde yaşayan sadece bir kadın patlama sesini duymuş ve ne olduğuna bakmak için dışarıya çıkmaya üşenmemişti. Dumanlar gördü ve yaklaştığında bir araba kazası olduğunu anladı ve ardından acil servisi aramak için içeri koştu. Sağlık görevlileri kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine ulaştı. Ancak arabadaki iki kişiye yardım edilemedi. Rosso ve Devian olay yerinde ölmüşlerdi. Direksiyondaki kız hayattaydı. Emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kurtulmuştu. Mackenzie'nin bilinci yerinde değildi ve bacakları parçalanmış arabanın içinde sıkışmıştı. Zar zor nefes alıyordu ve nabzı açıkça hissediliyordu. Bu da hayatta kalacağına dair umut veriyordu. Arabadan çıkarılma sürecinde birkaç kez gözlerini açtı. Ancak etrafında olup bitenlerden habersiz olduğu belliydi. Mackenzie derhal hastaneye kaldırıldı ve burada kendisine bir dizi kırık ve iç organ hasarı teşhisi konuldu. Kan testleri kadının alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu gösterdi. Ancak doktora göre belki de yardım yoldayken acı verici şoktan ölmesini engelleyen şey buydu. Başlangıçta Mackenzie'nin test sonuçlarını alan polis, yasa dışı maddelerin etkisi altında olduğu için ne yaptığının farkında olmadığını ve belki de duvardan geçmeye çalıştığını ya da önündeki engelleri görmediğini varsaymıştı. Fren mesafesinin olmaması da bu görüşü destekliyordu. Karmaşık bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı olduğu için Mackenzie'nin kendisiyle konuşmak mümkün olmadı. Ancak kısa süre sonra kendine geldi ve ne yaptığını anlayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya ve nöbetçi doktora içini dökmeye başladı. Duvara bilerek büyük bir hızla çarptığını, çünkü erkek arkadaşını öldürmek istediğini ve aslında onunla birlikte ölmeyi planladığını itiraf etti. Mackenzie ayrıca Devon'un kendi saplantısı nedeniyle kazara kurban olduğunu, çünkü onlarla gitmek istediğini de ekledi. Doktor, hastanın abuk sabuk hikayesini ciddiye almayarak bunun anestezi ve ağrı kesicilerin yanı sıra sevdiği birinin ölümünden duyduğu suçluluktan kaynaklanan bir sanrı olduğuna karar verdi ve polisin iyileşmekte olan Mackenzie ile konuşmasına izin verildiğinde ifadesini aniden tamamen değiştirdi. Mackenzie, alkol ve yasa dışı maddeler aldığı için o geceki olaylarla ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Kıza göre direksiyona geçtikten sonra hafızası zayıflamıştı ve Devian'ın arabada nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu.
Güvenlik kameraları aracın izlediği güzergahın ilk kısmını takip edebilmiş ve görüntüler Mackenzie'nin aniden sanayi bölgesine giden bir yola sapana kadar yavaş ve kurallara uygun bir şekilde araç kullandığını açıkça göstermiştir. Dahası Mackenzie'nin birkaç gün önce tüm güzergahı çift yönlü olarak kullandığı ve arabasının en az bir düzine tanık tarafından çeşitli zamanlarda orada görüldüğü ortaya çıktı. Mackenzie hastaneden taburcu olduktan sonra hızla iyileşti ve eski, kaygısız hayatına geri dönmeye çalıştı. Hiç pişmanlık duymuyordu ve yaptıklarının yanına kar kalacağından emindi. Mackenzie bir kez daha sosyal medyada aktifti. Arkadaşlarıyla buluşuyor ve gelecek için planlar yapıyordu. Eylül ayında komşu bir şehirde çalan en sevdiği grubun konserine gitmeye karar verdi. O sırada bacak kemikleri henüz tam olarak kaynaşmamıştı. Ancak bu onu durdurmadı ve konser sahnesine tekerlekli sandalyeyle çıktı. Aynı zamanda parlak makyaj yaptı, kışkırtıcı giyindi, arkadaşlarıyla selfie çekti ve bunları sosyal medyada paylaştı. Ekim ayında Mackenzie ayağa kalktığında önceden hazırlanmış bir kostüm giyerek bir Cadılar Bayramı kutlamasına gitti. Mackenzie hayatı dolu dolu yaşadı ve hatta yeni tanıdıklar edindi. Ancak 4 Kasım 2022'de gözaltına alındı. Davayı mahkemeye taşımak için gerekli kanıt ve delilleri toplamak, soruşturmanın 3 aydan biraz fazla sürmesini sağladı. Mackenzie, tasarlayarak ağırlaştırılmış çifte cinayet ve cebinde bulunan ve kanında tespit edilen bir maddeyi bulundurmak ve kullanmakla suçlandı. Sanık ifadesini birkaç kez değiştirmiş, önce hafıza kaybını gerekçe göstermiş, ardından arkadaşı mahkemede tanık olarak ifade verip planını açıklayınca Mackenzie taktik değiştirerek sevgilisiyle birlikte ölmek istediğini söylemiş, ancak burada bile hemen tutarsızlıklar ortaya çıkmıştı. Çünkü daha önce kendini emniyet kemeriyle bağlamıştı. 21 Ağustos 2023'te Mackenzie tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Ancak önemli bir ayrıntı dikkate alındı. Yani suç işlendiği sırada henüz 18 yaşında değildi. Reşit olmasına 5 gün vardı. Bu nedenle reşit olmayan biri olarak yargılandı. Eyalet yasalarına göre şartlı tahliye olmaksızın her bir cinayet için en az 2 kez 15 yıl hapis cezasına çarptırılması gerekiyordu. Ancak yaşı küçük olduğu için iki cezayı aynı anda çekmesine izin verildi. Yani 15 yıl sonra şartlı tahliye olmaya hak kazanacaktı. O zamana kadar Mackenzie 33 yaşında olacaktı. Her iki taraf da mahkemenin kararından memnun değildi. Ölen gençlerin aile üyeleri cezanın arttırılması için davanın yeniden görülmesini isteyeceklerini söylerken, Mackenzie'nin ailesi ve avukatı ise cezayı çok ağır bularak temize başvurdu. Ancak yargıç, Mackenzie'nin 15 yıl sonra hapisten çıkacağına inanmadığını belirterek cezayı değiştirmedi. Ona göre sanığın kendisi de yaptığı kötülükten pişmanlık duymadı. Mahkemeye karşı küstahça davrandı. Ancak şimdi iğrenç eylemini ciddi bir şekilde düşünmek için yeterli zamanı olacak. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.